Hadisinde yatan bir hava olan bir ot saldın şirin cana gider. Yağın bir kesildi sabrı kararım, ateş aldım yana yana giderim. Ya diğer al sakla bu arzu halı, sana verip bir nişana giderim. Gözüm gördü gönlüm intizar kaldı, menzilde mekanım üç aylık yoldu. Kaz denince akla Kars, Kars'ta da arpa çayı gelmekte. Arpa çayında özellikle Söğütlü köyü civarında kazcılık oldukça yaygın. Burada bir gelenek var. Köye misafir gelmeden önce köylüler tandırda kaz hazırlıyor. Pilavıyla birlikte gelen misafirlerine ikram ediyor. 63. Kim geldi bugün köyünüze? Kaymakam Bey. Komutan, savcı. Ondan... Belediye başkanı. Ne hazırladınız? Muhterler. Cederen'in muhteri. Evet, ne hazırladınız? Kaz hazırladık. Nasıl hazırladın? Tandırda mı hazırladın? Kazı tandırda hazırladık. Öğde kazı yakadık. Tandıra koyduk. Güzel kaynadı. Geldik kazları çıkarttık. Ondan sonra burun koyduk. Piriş koyduk. Ondan sonra kazları tandıra astık. Ben Songül Özbek. Muhtarın amcası gelinliyim. Evet, ben işte yardımcı olduğum, söylediğim gibi, evet, biz yaptık, beraber yaptık, hazırladık, gördüğünüz gibi. Nasıl hazırlıyorsunuz? Yakıyoruz, koyuruk, pişir, ondan sonra çıkarttık, tandır astık, pilavını töktük, çıkarttık, hepsi afiyetine yiyeceğiz. Hepsi afiyetine. Muhtarın eşi. Misafirleriniz var bugün. Evet. Özel ilgilendiniz. Evet, ilgilendik. Kaz pişirdik. Pilav yaptık, çorba yaptık. Sürekli böyle tandırda kaz pişirir misiniz? Evet, pişiriyoruz. Daha bu gelenek devam ediyor değil mi? Evet. Pişiriyoruz. Misafirlerimiz geldiğinde yapıyoruz, kaz pişiriyoruz. Kazın meşhur. Misafire de devam. Evet, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Tadı böyle işte. Ya annelerimden. Özüm kimidi? Özüm yaşlandım. Mesleği değerliydi. Yaşlandım. Özüm de bir deri. Usta Ersu. Oğlum becerilmiş. Hanımı becerilmiş. Şükür. Bol bol koyun ya. Aman hepsini koyun. Bak. Pişecektik. Bir Türkiye'ye gideceğiz. Biz baldızlı gelin. Parçalayırlar. Allah bırak az tuzunu yiyin. Şimdi yiyin ve çöz tüzeli. Bir az tuzunu. Bak orada ardağında yanına koyuyoruz. 4-5 tane de kaldı da kökünü kesin. Hayır. Bu kime giderse vurdu partiyi. Köylerin toyu. Muhtarmışım gayranı. Muhtarım biraz çok var. Ama Sine halayı tanıyorsun mu? Sine? Candanı hanımı. Benim partisi. Benim baldızındır he. Bizim hanımın halası kızıdır. Zehmet Can'la Cihan'dan bir adamıydı. Evet. Tolga yengen oldu değil mi? Köylerde Tolga'da yemeği pişirerdik. Böyle görülmemiş. Lavaşım nerelere vurar giderdi. Ama indi yakamına. Bir karı bir koca ya burada. Yaşlandın öyle mi? Yaşlandın. Sen nasıl? Ver onu versene.
Gel yap. Oğlum. Lan bir tane de bir satın al. İki kestirgesi çoban. Çobanın kasası. Şana görün Allah'ın ya. Ne gibi yalan. Lan ya sinirler. Oğlum götür onları bir. Çatı çoban gibi. İyi. Sen çoban gibi. Bir kestirgesi. Bir şey ben pis. Pis koçum. Gönül abla bir ahtan alsana böyle. Bak şimdi bu kaymakamla koyacaksın hangisi? Ha, tamam. Tamam bu geçiyor. Tamam. Şey. Kaymakama yürü. Bu koy bu butları koy. Butları koy. Butları koy. Butları koy. Kız gelin sizden koy. O az bir şey mi var? Bir kaşık. Ya şurası. Ya hiçbir şey yok. Bir tane de kaşı bir çetin oradan. Tehne ama çetin. Bir bedel çektim ben. Ya benim de biz meşhurdur yani. Hafta sonları yazın bütün toptancılar bizim köye gelir. Ben çok güzel vallahi ya. Kendimize bir turma, iki turum. Bak bak bana üç tane de şey. Bidon. Turukta çıta yaparlar. Kaymakam Bey ile size gönderir. Deri tulumun altındaki yani çeçinin dibindeki peynir çok güzel. Yani çok yerde yedik ama bu gerçekten yağma çok iyi. Tuzunu çok iyi ayarlamış. Çeçili desen taze çeçil ama güzel. Mafişten bir şey desek mi? Yağla yumurtayla yapılıyor ve bu işte kesilerek bu şekilde yağ atılıyor, kızgın yağ. Bu böyle. Bir şey de yine hamuru böyle özenle yapıyor. 25 santim çapında daireler halinde kızgın yağ atmış. Tabi kesilmiş hali. Şöyle azalmış da derisi. Yani şimdi yiyebilirsiniz. Şurayı yiyeceğim. Hasretten divane deli gibiyim. Yanan ateşlerin külü gibiyim. Savurdu Poyraz'a bu zalim kader. Kader.